hamuru üst üste koydum. Onları minik minik açtım. Şimdi de büyütüyorum bir tepsi boyu kadar. Tepsim şu şekilde. Büyütüp bu şekilde açıyorum. Evet, hamurlarımı bu kadar bu kadar açıyorum boyut olarak. Aralarına nişasta koyuyorum. Ben beşer beşer açıyorum. Şimdi öbür bezemi alıyorum. Bu şekilde bezelerim zaten. Bir ceviz büyüklüğü kadar aldım ki ince olsun diye. Araya nişasta koyuyoruz çünkü 5 katını 5'ini aynı anda açacağım. O yüzden birbirine yapışmamasını istiyorum. Çok açmıyorum. Birazcık yani daha sonra büyütebileceğim şekilde açıyorum. Şu boyut yeterli olacak. Aynı şekilde nişasta hamurun üstüne koyup tekrar nişasta döküyorum. Bu şekilde 5 bezeyi tamamlıyoruz. Evet, şimdi 5 bezeyi tamamladım. Bunu bu şekilde açıyorum. Bir tepsi boyu kadar açacağım. Çok da zorlamayacağım yufkalarımı yırtmamak adına. Bu şekilde yapınca daha ince oluyor. Hazır yufkaya benziyor. Hatta açtıktan sonra göstereyim inceliğini size de. Böyle büyütüyorum şimdi. Hatta şöyle yapıyorum ki hamuru daha rahat inceltebilmek adına. Şöyle zaten inceliğini oradan da görüyorsunuzdur. Alt kattaki nişastaları görüyoruz. Yine aynı şekilde. Bakalım bu arada ilk baklava deneyimim. İlk defa yapıyorum ben bu tarifi. Normalde annemler, anneanneler yapıyordu ama ben ilk defa başına geçiyorum. Bakalım nasıl olacak. Beğenirsem hep yapacağım. Şöyle hatta inceliğini de şöyle göstereyim. Görüyorsunuz hani alt kat görünüyor. Bayağı ince bir şekilde açılıyor bu şekilde. Birazcık daha açmam gerekecek sanırım. Çünkü o tepsinin boyutuna ulaşmadı gibi geliyor gözüme. Ve hamuru yırttım. Ama yırtılsa da problem değil. Zaten üst kat olacağı için, orta kat olacağı için. Şöyle şimdi tepsimi alıyorum. Ben arasına bir ceviz döşemiştim. 10 hamurdan sonra, 10 bezeden sonra bir ceviz döşemiştim. Bu şekilde seriyorum şimdi. Tam oldu. Böyle kenarda hafif açıklıklar olabilir. Önemli değil. Şöyle. Tamamdır. Şimdi aynı şekilde bütün işlemi, bezelerimiz bitene kadar bütün işlemi aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi bir kere ceviz döşedim. Ben bol cevizli olsun istiyorum. Benim anneannem de öyle sever. Bol cevizli olsun hep öyle derdi. Galiba aklım oradan kalmış. Bol cevizli olsun diye ben böyle 3 kat şeklinde döşeyeceğim cevizini. Daha lezzetli olacağına inanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu kenarlarını dağıtacağım. Kuru olmasın kenarları. Ortası bulur da kenarları kuru olmasın. Şöyle. Tamamdır. Cevizim de tamam. Şu an 3. katımızın cevizini döşüyorum. Bunu birazcık bol döşedim diğerlerine göre. Bu son kat zaten. Bundan sonra üstüne 16 yufkam kaldı, 16 bezem kaldı. Üstüne 16 bezeyle kapatacağım tamamen. Sonra tereyağını ve şerbetini hazırlamaya geçeceğiz. Evet, tereyağını eritiyorum. Erittikten sonra bu üste çıkan köpüğünü alıyorum ki baklavanın üstü yanık olmasın. Çünkü bunu almazsak baklavanın üstü yanık yanık oluyor. Bunu tamamen alacağım. Bunun sıcaklığı geçtikten sonra, yani ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılıyınca biraz baklavanın üstüne dökeceğim. Dört su
bardağı şeker, 5 su bardağı su koyuyoruz. 20 dakika kaynatacağım. İçine limon sıkacağım. Hatta böyle küçük bir limonu dilimleyip koyacağım içine. 20 dakika kaynayacak. Ondan sonra baklavamızın pişmesini bekleyeceğiz artık. Evet, tereyağımızı erittik. İlk sıcaklığı çıktı tereyağının. Tereyağı değil ya, margarin. Ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Çünkü hani tam ölçü yapmak isterseniz diye. Normalde benim annem göz karar yapar hep de ben ölçü yaptım. Çünkü ilk denemem. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu şekilde yağlıyorum. Fırınım ısınmakta. Hemen pişireceğiz sonra bunu. Şöyle her yerine gelecek şekilde yağımı döküyorum. Evet, baklavam tamam, pişirdim. Şerbetimi soğuttum. Şerbet soğuk olacak. Baklavayı fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçti. Ondan sonra dökeceğim. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şerbetimi de yaklaşık 30 dakika kaynattım. 20 dakika öyle kaynattım. Sonra limon sıktım. 10 dakikada limondan sonra kaynattım. Yaklaşık işte 30 dakika kaynadı. Evet, şöyle baklavamızı alıyoruz. Şöyle bakın. Şöyle çıtır çıtır olmuş. Bakın. Harika görünüyor. Bu Yemekteyiz bölümünün ikinci konseptiydi. Üçüncüyü siz ne istiyorsanız yorum kısmına yazın. Ben de oradan bakıp sizin istediğiniz bir şeyi ben yapıp yine aynı şekilde video atayım diyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.